Merhabalar, Doğa Sohbetleri'ne hoş geldiniz. Ben Razi İçtepe. Bu hafta konumuz Akçay Sulak Alanı. Yüksek bir biyolojik çeşitliliğe sahip bir sulak alan burası. Sürekli gündemde, sosyal medyada, her yerde şu anda karşımıza çıkıyor. Bu konuyla ilgili son durum nedir? Bu havza içerisindeki yapılan çalışmalar nelerdir? Biraz böyle hem bilmek, hem güncellemek, hem de bu bir sulak alanın nasıl korunabileceğine dair başka bölgelere de ilham versin diye buradaki yapılan çalışmaları aktarmak istiyoruz sizlere. Bu konu hakkında çalışan uzmanlarla bir aradayız. Doğa Araştırmaları Derneği Kuş Uzmanı Lider Sinav. Projevi Sosyal Kooperatifinden Alen Mevlat ve ekibimizden Şafak Arslan bizlerle birlikte. Biz birbirlerimizi tanıyoruz ama yine bizi dinleyen insanlara da kendimizi biraz anlatabilmek için sizleri de tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz bu arada. O kadar heyecanlıyım ki sohbet için. Hoş bulduk Raziye. Bulduk. Alen, biraz kendini tanıtır mısın bize? Evet, ben çok kısaca anlatayım. Söylediğin gibi Projevi Sosyal Kooperatifi'nin bir üyesiyim. Türkiye genelinde gıda ve ekoloji ağırlıklı projeler yürütüyoruz kooperatifimizin üyesinde diyebilirim. Lider, seni tanıyalım. Merhabalar, ben Lider Sinav. Ben Doğa Araştırmaları Derneği'nde kuş uzmanı olarak çalışıyorum. Şu an Tarım Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün bir projesi olan Tehlikedeki Türler Projesi'nde kuş uzmanı olarak çalışıyorum. Kısaca böyle. Teşekkürler. Şafak. Merhaba herkese. İsmim Şafak Arslan. Doğa Derneği Biyoçeşitlilik Araştırma Koordinatörüyüm. Ben de kuşlar ve yaban hayvanları üzerine araştırmalar ve çalışmalar gerçekleştiriyorum. Teşekkür ederiz. Biraz önceden söylediğim gibi sürekli her yerde Akçay Sulak Alanı'nı görüyoruz. Onunla ilgili yazılanları okuyoruz ama buradan bilmeyen arkadaşlarımıza da paylaşmak için ilk akla gelen soruyu soracağım. Akçay Sulak Alanı nerede? Ben cevaplayabilirim isterseniz. Akçay Sulak Alanı dediğimiz yer Balıkesir ilinin Edremit ve Burhaniye ilçeleri sınırları içerisinde kalan bir sulak alan. Ve bu sulak alan Tarım Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nde müdürlüğünün ulusal sulak alan envanteri yönetim bilgi sisteminde kayıtlı bir sulak alan. Ve kayıtlı toplam büyüklüğü de 148 hektar. Akçay Sazlı ve sulak alanı aslında Edremit Körfezi'ne dökülen bir takım dere ve çayların, bunlar Kızılkeçili Çayı, Zeytinli Çayı, Edremit Çayı, Kadıncık Deresi, Havran Çayı başta olmak üzere çeşitli yüzeysel drenajların yüzyıllar boyunca sürdürdüğü hareketlerin bir sonucu olarak varoluşunu sürdürmekte. Yörede yaşayanlar bu bölgeyi dalyan diye tanımlıyor ve belli bir yaşı olan herkes aslında alanı önemli kuş varlığı ve özellikle de su kuşlarıyla anlatıyor ki bu kuş varlığı bugün de hala devam etmekte. Zaten Lider ve Şafak arkadaşlarını daha detaylı anlatacaklardır mutlaka. Akçay Sulak Alanı'na ayrıca Kuzey Ege bölgesinin de son önemli sulak alan ekosistemlerinden biridir de diyebiliriz. Kuzey Ege'de irili ufaklı sulak alanlar olsa da Akçay Sulak Alanı hem büyüklüğü hem de barındırdığı kuş çeşitliliği, flora ve faunası ile de önemli bir yer teşkil ediyor. Ve ortadan tamamen kalktığında eğer ekosistemde önemli bir zincirde kopmuş olacak. Yine bu noktada eklemek isterim ki bölgede uzun yıllardır kuş ortası, su kuşu sayımları da yapılmakta. Ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nce de bu kayıtlar kayıt altına alınmakta. Teşekkürler Alen. En azından böyle Akçay'ın bulunduğu yerle ilgili böyle kısa da olsa zihnimizde canlandı. Şimdi biliyoruz ki bir yerde su varsa orada biyolojik çeşitlilik oldukça yüksek oluyor. Biraz bu konuyla ilgili merak ettiklerim var. Akçay Sulak Alanı nasıl bir biyolojik çeşitlilik barındırıyor? Bununla ilgili söz almak ister misiniz Şafak, Lider? Yani aslında Alen kısaca konumundan bahsetti. Konumundan da aslında anladığımız gibi
Özellikle o bölgedeki en önemli kuşlar için konaklama, göç esnasında işte mola verirken beslenebileceği, dinlenebileceği, uzun göç yolculuklarında kısa da olsa bir rahatlayabileceği bir alan önemine de sahip aslında Akçay. Alana gittiğimizde de bunu çok rahatlıkla anlayabiliyoruz. Yani yılın hangi döneminde giderseniz gidin, orada mutlaka bir kuş türüyle karşılaşabiliyorsunuz. Yani kuşlardan örnek veriyoruz genelde biz bu tarz ekosistem örneklerinde. Çünkü kuşlar bir alanın gösterge türleri. Yani o bölgede kuşlar varsa siz o bölgedeki ekosistemin sağlıklı işleyişinden veya hangi türler var, hangi türler yok, onlara göre bir yorum çıkardığınızda o bölgedeki sorunları da görebiliyorsunuz. Var olan güzel çalışmaları da görebiliyorsunuz. O yüzden de biz genelde kuşlar üzerinden yorumlama yapıyoruz. Yani gittiğimizde de bir kuşlara baktığımızda o bölgede kuşlar bir hareketlilik içerisindeyse, bir yaşantısı devam ediyorsa güzel bir şekilde orada ekosistemin işlediğini söyleyebiliyoruz. Şimdi normal şartlar altında Akçay dediğim gibi yani önemli bir hem üreme alanı hem göç esnasında konaklama alanı. Ancak zaten bir kere bir yol sebebiyle bölünmüş bir alandan bahsediyoruz. Yani orada bir ana yol var, asfalt yol var ve burada birlikte ikiye bölünmüş bir habitat var. Yani oradaki çayırlık ve sazlıklar, yani deniz tarafına doğru gittiğinizdeki o sazlıklar bölünmüş bir şekilde oluyor. Ancak bu zamanla tabii kuşlar tarafından da bir şekilde alışılmış veya işte belli habitat kayıpları yaşanmış. Ancak şu an hani bir içinde bulunduğumuz duruma baktığımızda kuşlarda bir yer arayışları içerisinde olduğunu görüyoruz o bölgede. Yani belli noktadan kalkıyor. İşte insan faaliyeti vesaire orada dolaşan kedi köpek veya her neyse kalktığında yeni bir alan arayışına girdiğini görüyoruz. Ve bu yeni alan arayışında da inşaat yapılarının olduğunu görüyoruz. Yani herhangi bir orada bir konaklayayım tekrardan yanı başına konayım vesaire düşüncesine girdiği anda beton yığınlarıyla karşılaşıyor. O da kuşlar açısından da büyük tehdit oluşturuyor ve zaten beraberinde de ekosistemi tamamen bitirmiş oluyorsunuz orada. Bu anlamda özellikle oradaki kuşların hareketliliği ve yine yer arayışlarına giriyor olması da oradaki sistemde bir hata olduğunu ve bir bozulma yaşandığını da bize gösteriyor. Onun dışında bu hem mahkeme heyetinde hem bilirkişi gezilerinde de şimdi birazcık bahsedilir muhtemelen ileride yine süreçten. Orada da biz bunları anlatmıştık aslında. Yani özellikle bütün dünya küresel iklim değişikliğini konuşuyor. Ve Türkiye buna ben bu küresel iklim değişikliğiyle mücadele edeceğim diye Paris İklim Anlaşması'nı imzalıyor. Yani uluslararası bir imzanın sözleşmenin altına imza atıyor bir ülke olarak. Ancak küresel iklim değişikliğiyle mücadelede en önemli şey yerelden bir iklim mücadelesi gerçekleştirmek ve yereldeki o doğal kaynaklarımızı, doğal alanlarımızı korumak. Biz bunu Akçay'da göremiyoruz. Yani özellikle yapılan o faaliyetlerin habitatı tamamen yok etmeye yönelik olduğu, işte dere yataklarının önünün kesilmesi, mevcut yerlerin inşaat alanına dönüştürülmesi vesaire. Bunlar tamamen o alanların yok olmasına sebep oluyor. Bu da bizim özellikle sulak alanlarımız, karbon yutak alanlarımız. Bu hani herkes tarafından artık biliniyor. Nasıl ormanlarımız karbon yutak alanlarıysa, sulak alanlarımız da farklı bitki türlerine ev sahipliği yaptığı için büyük oranda karbon yutak alanları olarak biliniyor. Biz elimizdeki bu gücü aslında yine kendi elimizle birlikte yok etmiş oluyoruz. Yani biz diyoruz ki küresel iklim değişikliğiyle biz mücadele edeceğiz. Ama bir yandan da diyoruz ki hayır, yerelde biz bunu mücadele etmeyeceğiz. Biz bunları betona dönüştüreceğiz ve biz bununla aslında mücadele etmeyeceğiz ve bu gerçekle de yüzleşmeyeceğiz diyoruz. Ve bu canlıların da yaşam alanlarını, evlerini yıkarak biz kendimize bir ev açmak istiyoruz ve sulak alanın içerisine bir yapılaşma yapmak istiyoruz diyoruz. O açıdan yani burada yapılan hem faaliyetler hem oradaki çalışmalar buradaki kuşlar başta olmak üzere zaten beraberindeki bütün ekosisteme de büyük ölçüde tahribat ve zarar veriyor. Senin
eklemek istediklerini de alalım. Bu özellikle alanın biyoçeşitlilik konusunda. Şafak ve Şafak aslında detaylı olarak alanda şu an neler yaşandığından neler mevcut problem olarak, yani tehdit olarak, türler üzerinde tehdit olarak neler var alanda, bundan bahsettik ki başlıca problem şu an alandaki yollar ve yapılaşma. Ancak ben direkt bu tehditlerden önce biraz daha şöyle kısaca alanı tanıtıp türlerden bahsetmek istiyorum ki aslında bu Şafak'ın çizdiği çerçevede işte mevcut olan tehditler hangi türleri nasıl etkiliyor, hem sayısal hem de türler üzerinden biraz tanımlayabilirim diye düşünüyorum. Şimdi alana baktığımızda tipik bir sulak alan özelliği var. İşte tamariksler, bunlar ılgın dediğimiz bitkiler, pragmitesler, kamışlar, tifa, karex yani hasır otu, kıldıra gibi tipik sulak alan bitkileri alanı kuşatmış durumda. Bu da tamamen su varlığıyla ilişkili bir şey aslında. Alanda açık su yüzeyi de görmek mümkün bu bitki kümelerinin arasında. Böyle bir sulak alana gittiğinizde gözlemlediğiniz bu habitat yani yaşam alanı özellikleri bizim ülke olarak yani Türkiye Cumhuriyeti olarak taraf olduğumuz Ramsar Sözleşmesi'nin sulak alan tanımına uyuyor. Biz Ramsar Sözleşmesi'ne taraf olan bir ülke olarak bu sözleşmenin tanımladığı, sulak alan olarak ifade ettiği doğal yapılara yapıları korumayı taahhüt altına almış oluyoruz. Ve yani bunları koruyacağımızı bu sözleşmeye taraf olan bir ülke olarak taahhüt ediyoruz demek oluyor bu. Şimdi durum böyleyken biz bu gerek sözleşme nedeniyle gerek bizim kendi korunan alan mevzuatımız yani sulak alan mevzuatımız gereğince bu alanı korumamız gerekiyor. Şimdi Şafak'ın bahsettiği işte yollar, yapılaşma bizim alanda kaydettiğimiz kuş türlerini olumsuz anlamda etkiliyor. Hem kışlama davranışlarını, hem göçte konaklama davranışlarını, hem de üreme başarılarını olumsuz yönde etkiliyor. Bu konuyu daha fazla uzatmayayım. Ben sayısal değerlerden bahsedeyim biraz. Alen konuşmasında bahsetmiştik kısaca. Kış ortası su kuşu sayımları yapılıyor bu bölgede. Bunu söylemişti. Bu sayımlar 11 yıldır yapılıyor. Ve 11 yıllık bir veri toplanmış durumda Akçay sazlı sulak alanı özelinde. Ki bu sayı az değil. 11 yıllık bir sürecin elimizde verisi var. Bu verileri değerlendirdiğimizde biz kış döneminde alanda kaydedilmiş olan kuş türlerini işte bizim taraf olduğumuz diğer sözleşmeler ki bunlardan en önemlilerinden bir tanesi Bern Sözleşmesi. Bu kayıtları değerlendirerek hangi türün Bern Sözleşmesi'nce koruma altında olup olmadığını inceledik ve ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda alanda kaydedilen çok sayıda kuş türünün aslında korunması gerektiğini, çünkü bizim taraf olduğumuz, yine Türkiye Cumhuriyeti olarak taraf olduğumuz Bern Sözleşmesi'nce korunması gerektiğini de gördük. Ki 11 yılın sonunda ve bizim alanda bahar döneminde yaptığımız gözlemler sonucunda alanda toplamda 165 kuş türü kaydedildi. Bu sayıya baktığımızda Türkiye'de şu an kaydedilmiş 490'dan fazla kuş türü var. 491'di son sayı yanlış hatırlamıyorsam. Bu 165 sayısı %34'üne tekabül ediyor. Yaklaşık olarak %34'ü oluyor Türkiye'de kaydedilmiş olan toplam kuş türü sayısının. Bu da şu demek oluyor. Yani Akçay sazlı sulak alanı Kuzey Ege'de kalmış olan önemli sulak alanlardan birisi. Görece küçük bir sulak alan ancak yüksek sayıda kuş türü kaydedilmiş durumda alanda. Bunlardan bir kısmı alanda kış için bulunuyor ki kış için bulunması demek bu türlerin kuzey enlemlerden geldiklerinde kışı burada eğer başarılı bir şekilde geçirebilirlerse kuzey enlemlere gittiklerinde başarılı bir üreme gerçekleştirebilecekleri anlamına geliyor. Kaldı ki kuzey enlemlere tekrar üreme döneminde dönüp dönemeyeceklerini de belirliyor buradaki kış koşulları. Şimdi bu alanı bu türler tercih ediyorlar. Aynı zamanda üreme döneminde ve göç döneminde de tercih ediyorlar. Kaldı ki biz Akçay sazlığında
taraf sivil toplum kuruluşları ve diğer taraflar olarak hakim karşısına geçtiğimizde de orada bir kuş göçüne denk gelmiştik. İşte Küçük Orman Kartalı, Büyük Orman Kartalı, Karalelek yine alandaydı. Biz orada bulunurken akkanatlı sumbular da oradaydı, çeltikçiler de oradaydı. Ki bu kuşların büyük kısmı o anda biz göç döneminde oradaydı. O anda bulunma amaçları göçte dinlenme, konaklamaydı. Biz alanda bulunduğumuz esnada dahi bu kuş türlerinin oradaki varlığı bizi etkilemişti. Kaldı ki bir hareketlilik vardı alanda. Ancak dediğim gibi bu sadece az önce saydığım 3-4 türden ibaret değil. 165 kuş türü yıl genelinde bu alanı kullanan kuş türlerinin toplam sayısını oluşturuyor. Türkiye'deki kuş türü sayısının %34'ü, bu hiç az bir sayı değil. Ve ben biraz daha bu taraf olduğumuz sözleşmelerce korunması gereken sayıları da ifade etmek istiyorum. Sadece Mayıs ayında 2 günlük bir gözlem çalışması yaptığımızda, 2021 yılında, çok da eski bir gözlem değil bu, biz 51 türün BEN sözleşmesinin ek 2 listesinde yer aldığını tespit ettik. Yani 2 günde 75 tür kaydettik, hiç az değil. Ve bunların 51'i BEN sözleşmesinin ek 2 listesinde yer alıyor. Peki nedir bu ek 2 listesi? BEN sözleşmesinin ek 2 listesinde yer alan canlı türlerini biz mutlak suretle korumayı taahhüt ediyoruz. Bu anlama geliyor ek 2 listesi. Şimdi biz bu 51 türün koruması gerektiğini söylüyoruz, ancak bu sadece 2 günde kaydedilmiş olan 75 türle ilgili bir durum. Toplamda 165 kuş türü kaydedildiğini söylemiştim. Bunların 111'i, yani %67'si BEN sözleşmesinin ek 2 listesinde yer alıyor. Yani 165 türün 111'i, yani %67'si korunması gereken türler olarak BEN sözleşmesince listelenmiş durumda. Yani sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Gerek 11 yılın sonucunda, gerek 2 günlük gözlem çalışmaları sonucunda biz alanda yüksek bir kuş türü zenginliği görüyoruz. Yüksek sayıda tür görüyoruz. Bu onların alanı üremek için kullandığını da biliyoruz aynı zamanda. Bir kısmı üremek için alanda bulunuyorlar. Bizim bu türlerin, yani bu biyoçeşitliliğin göstergesi olan kuşları koruyabilmemiz için alanı koruyabilmemiz lazım. Alandaki imar faaliyetlerinin bir an önce durdurulması lazım. Alanın doğal dokusu eski özelliğine getirilmesi lazım. Bu alanın molozla doldurulmuş olan kısmı restore edilmeli. O molozların alandan uzaklaştırılması gerekiyor. Ve hali hazırda yapılmış olan ya da yapılacak olan imarın da bir an önce durdurulması gerekiyor. Ki biz bu alandaki biyoçeşitliliği koruyabilelim. Ben küçük bir parantezle alandaki yılan balığı ve diğer işte omurgalı ya da çift yaşamlı canlı türlerinin varlığına da dikkat çekmek istiyorum. Bunlar da aynı zamanda alanda bulunan canlı türleri. Daha fazla sözü uzatmayayım, devam edelim isterseniz. Teşekkürler Şafak, teşekkürler Lider. Gerçekten bu bilgiler ekosistemin aslında ne kadar canlı olduğuna, yaşadığına dair oldukça hani güçlü emareler, güçlü kanıtlar. Şafak biraz bahsetti. Sulak alanlar, yani Türkiye'deki sulak alanların hemen hepsi ciddi tehditler altında. Akçay sulak alanı da büyük bir yıkımın içerisinde şu an. Bu konuda ben biraz Aleni'yi dinlemek istiyorum açıkçası. Bu Akçay sulak alanı nasıl bir yıkımla karşı karşıya, bu yıkım nasıl başladı? Biraz bundan bahsedebilir misin Alen? Raziye, yani aslında Akçay sulak alanı uzun yıllardır, belki hani 80'li yıllardan beri diyebiliriz, yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya. Bu son dönemdeki sürecin öncesinde alana gittiğiniz zaman işte tek tük etrafınızda hayalet binalar görüyordunuz. Yani bir şekilde inşaatı başlamış, sonra durmuş, durdurulmuş. Yani bir şekilde bu inşaatı başlamış yapılar yerel ve ulusal kurumlar tarafından her dönem engellenmişti bir şekilde yapılmak istense de ve bölgede yapı ruhsatları aslında hiçbir dönemde verilmedi ve kaçak inşaatlar durduruldu. Bu son süreçte 2020 yılından itibaren ise bu Akçay sulak alanının bir kısmı özellikle imar planlarında süs bitkileri organize sanayi bölgesi olarak görünen alan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hafriyat alanı olarak kullanılıp doldurulmaya başlandı ve bir meclis kararıyla
bu alan hafriyat alanı ilan edilmişti. İşte o dönemde yerel ve ulusal sivil toplum kuruluşları, bölgede yaşayan vatandaşların oluşturduğu bir Akçay Sulak Alanı savunması topluluğunun uzun uğraşları ve hatta bu süreçte bir idari mahkemede, Balıkesir İdari Mahkemesi'nde açılan bir davanda kazanılmasıyla bölge hafriyat alanı olmaktan çıkarıldı ve durduruldu bu süreç. Ancak tabii tehlike devam ediyor. Çünkü bu moloz işlemlerinin dökülmesi son verilse de sulak alandaki o moloz artıkları duruyor. Lider de az önce söyledi, bunların temizlenmesi lazım bir şekilde. Hatta bu dönemden sonra bu kazanılmış davaya rağmen ara ara oradan geçtiğimizde doldurma faaliyetlerinin ara ara da devam ettiğini de görüyoruz. Süreç aslında biraz böyle başladı. Kıma karşı mutlaka alanda bir hukuki mücadele var. Halihazırda hem imara açılan alanlar için hem de işte moloz dökülen yerler için. Hukuki süreçte son durum nedir? Aslında hukuki süreci anlatalım ama öncesinde ben iki tane önemli kamu kurumları tarafından alınmış iki önemli karardan bahsetmek istiyorum süreç boyunca. İlki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işte 13 Eylül 2020 tarihinde bakanın onuru ile Akçay Sulak Alanı'nın bir kısmını nitelikli doğal koruma alanı ve bir kısmını da sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak onayladı. Bu ne demek? Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bu tescil edilen korunan alanlarla ilgili koruma ve kullanma koşullarının bir metinden bir alıntı yapmak istiyorum size. Bu alanlarda madencilik faaliyeti yapılamaz, taş, toprak, kum alınamaz, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülemez şeklinde geçiyor. Ve bu koruma kullanım koşullarını özellikle bizim tehditleri bu noktada dikkate alırsak çok da önemli bir madde. İkinci olarak ise 24 Aralık 2021 tarihinde Balıkesir Mahalli Sulak Alan Komisyon toplantısında bu az önce söylediğim ulusal sulak alan envanteri yönetim bilgi sisteminde Akçay sazlığı ve sulak alanı olarak belirtilen bu 148 hektarlık alanın 50 hektarlık bir kısmı mahalli sulak alan olarak tescil edilmesi için bir karar alındı. Bu karar tabii genel müdürlükte şu anda ve önümüzdeki dönemde de onaylanmasını ve alanın 50 hektarlık bir kısmının en azından tescil edilmesini bekliyoruz. Ve tabii hedefimiz ve niyetimiz, isteğimiz aslında 148 alanın tamamının bir şekilde mahalli sulak alan olarak ilan edilmesi. Bu iki önemli karar aslında bu hukuki süreçlerde de yer verilen iki önemli karar oldu. Bu hukuki süreçler nasıl işledi? 6 tane sivil toplum kuruluşu var bu hukuki süreçleri birlikte götüren. Bunları saymak gerekirse Kazdağ Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Edremit Çevre Sağlığı ve Doğayı Koruma Derneği, Doğa Araştırmaları Derneği, Doğa Derneği, Yeşil Düşünce Derneği ve Projevi Sosyal Kooperatifi. Bunlara ilaveten bölgede yaşayan iki yurttaş tarafından da ortak bir şekilde hukuki süreçler yürütüldü. Bu son lider ve Şafak'ın da bilirkişi heyetine uzman olarak, biyoçeşitlilik uzmanı olarak katıldığı bilirkişi keşfi aslında 27-10-2021 tarihinde Balıkesir Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığı'nda Edremit Belediyesi aleyhine Balıkesir 2. İdare Mahkemesi'nde bir dava açıldı. Özetle söylemek gerekirse bu davanın istemi de verilmiş olan inşaat ruhsatlarının ve yürütmesinin durdurulması ve iptaliydi. Bu noktada ben bugün güzel bir haber vermek istiyorum. Şafak ve liderin katıldığı bu bilirkişi keşfi sırasında heyetin raporu bugün elimize ulaştı. Ve şikayette bulunan imar faaliyetlerinin hukuka uygun olmadığı, imar planlarının ve inşaat ruhsatlarının iptali davasında bu bilirkişi raporuyla sabit oldu. Yani bilirkişi raporu da aslında imar faaliyetlerinin hukuksuz olduğunu belirtti. Bu güzel haberi de buradan paylaşmak isterim. Teşekkür ederiz. Hem süreci paylaştığın için hem de çok güzel bir haber verdiğin için.
Umarım yine o sulak alan oradaki canlı çeşitliliğine ev sahipliği yapmaya devam eder. Şimdi işin hani hem biyolojik çeşitlilik kısmının korunmasıyla ilgili hem oradaki hukuki süreçle bu mücadeleyi nasıl devam ettireceğimize dair süreci anlattık ama aynı zamanda başka neler yapılabilir? Yani bizi dinleyen Akça'ya yakın olsun uzak olsun hiç fark etmez. Birçok kişi var merak eden bu soruyu biz ne yapabiliriz? Bizim elimizden ne gelir diye merak edenlere cevap taşıyan, cevap olan bir soru sormak istiyorum açıkçası. Şöyle söyleyeyim, bu süreç içerisinde bir Akçay Sulak Alanı ekosistem raporu hazırladı. Bu hem davacı kurumlar hem de Akçay Sulak Alan savunmasının bileşenleri. Bu raporun içerisinde arkadaşımız Itri Levent Erkol'dan bir alıntı yapmak istiyorum. Güzel durumu özetliyor. Doğal ve hidrolojik sisteme yapılan müdahalelerin ortadan kaldırılması, doğal yüzeysel drenajın sağlanması, bitki örtüsü süksesyonunun desteklenmesi gibi aktif ve pasif rehabilitasyon, restorasyon tekniklerinin birlikte kullanılacağı bir proje ile sulak alan, doğal ortamlar için kısa sayılabilecek 5 sene gibi kısa bir sürede doğal yapısına geri dönmeye başlayacaktır. Böylelikle hem alanın doğal yapısı korunarak ulusal ve uluslararası mevzuatın yükümlülükleri yerine getirilecek hem de Edremit Körfezi, küresel iklim değişikliği, kıtlık, susuzluk gibi gelecekte sıklaşarak artacak felaketlere karşı daha dayanıklı hale gelecektir. Bir diğer taraftan alanın ekoturizm potansiyeli yükselerek gelir getirici faaliyetler de çeşitlenecektir demişti. Buradan bir 5 sene gibi kısa bir sürede alanın tekrar eski haline geri dönmesini potansiyelin en azından barındırıyor. Bunun için de tabii imar ve inşaat faaliyetlerinin bir an önce durması gerekiyor. Bu noktada neler yapılabilir diye sordum dinleyicilerden. Ben hani hem vatandaşlardan hem sivil toplumdan Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'nin başlatmış olduğu bir Kuzey Ege'nin son sulak alanı Akçay Yok Olmasın kampanyası var. Bunu change.org hesabından takip edebilirler, destek olabilirler. Buradan duyurmak isterim, arkadaşlarıyla paylaşabilirler. Ayrıca bu süreç esnasında yine Doğa Derneği'nin başlattığı ve konusunda uzman 6 kişinin Akçay Sulak Alanı'nın hem biyolojik çeşitlilik hem Ramsar kriterleri, küresel iklim değişikliğine karşı koruma, restorasyon ve rekorasyon potansiyeli ve alanın hukuksal durumu konularının ele aldığı bir panel düzenlenmişti. Bunu da YouTube aracılığıyla canlı olarak yayınlamıştık ve buna da ulaşılabilir daha detaylı ve geniş bilgi almak için. Ayrıca bu hazırlanan ekosistem değerlendirme raporunu da yine Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'nin web sayfasından indirebilirler. Tabii yine Akçay Sulak Alan Savunması'nın hem sosyal medya hesaplarını da takibi alıp paylaşabilirler çevreleriyle ve arkadaşlarıyla. Bilmiyorum belki bu linkler bende var ve bu program tanıtımında bunları paylaşabiliriz program sonrasında diye düşünüyorum Razi. Teşekkür ederim Alan. Sağ olasın bilgiler için. Çok böyle aklımda olan soruları cevapladınız. Çok sağ olun, teşekkürler. Sizlerin de eklemek istedikleri varsa Lider, Şafak, son olarak Alan senin eklemek istediklerin varsa... isterseniz sizleri dinleyebiliriz. Bir şey söylemek istiyorum. Şimdi tabii ki burada asıl konu ve odak Akçay Sazlığı. Ancak burada yaşananlar, bu alanda yaşananlar Türkiye'de daha önce de bu yayın sırasında söylediğimiz gibi birçok sulak alanda yaşanıyor. Ben aslında yine Akçay Sazlığı sulak alanının öncülüğünde diğer sulak alanlardaki mevcut kötü gidişatı önlemek için neler yapabilir insanlar? Onunla ilgili çok kısa bir iki bir şey söylemek istiyorum. Sulak alanlarda saz yangını ya da sulak alanlara hafriyat dökülmesi ya da işte zamansız balık avcılığı gibi tehdit olan yani canlı türlerinin
yaşamına tehdit olan unsurları gördüğünde yerel halkımız bunun için ilgili kuruluşları arayabilirler. Jandarma, Doğa Kuvvetleri Parklar Genel Müdürlüğü, Tarım ve Su İşleri ilçe müdürlüklerine, il müdürlüklerine ulaşabilirler. Bununla ilgili bilgilendirmede bulunabilirler. Yani bir sulak alana gittiğinizde saz yangını gördüyseniz bununla ilgili itfaiyeyi de arayabilirsiniz bu yangını söndürülmesi için. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne de ihbarda bulunabilirsiniz. Ya da moloz dökme vardır bir sulak alan sahasına. Bununla ilgili yine jandarmayı arayabilirsiniz. Ya da işte yine Orman Bakanlığı, Doğa Koruma Milli Parklar şube müdürlüklerine ulaşabilirsiniz, ihbarda bulunabilirsiniz. Bunlarla ilgili inanın faaliyetler yapılıyor. Ben birçok sulak alanda Doğa Koruma Milli Parklar personelinin dışı faaliyetleri durdurduğuna şahit oldum. Bazen onların gözünden kaçabiliyor personel yetersizliği nedeniyle, işte çok yoğun oldukları için yetişemeyebiliyorlar her alana. Bu konuda insanlar duyarlı olup ihbarda bulunurlarsa süreci hızlandırabilirler. Umutsuz olmayalım, umut en son tükenir, bunu hatırlayalım ve gerekli müdahaleleri biz bireysel olarak gerek jandarmaya ulaşarak gerek milli park personeline ulaşarak yapabiliriz. En azından bilgilendirmek, süreci hızlandırmakta fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bunu da göz ardı etmek iyi olur. Herkes söyledi aslında, yani Akçay burada bir örnek. Türkiye'nin birçok noktasında böyle bir yok oluş, aslında yok ediş var. Ve insanlar aslında bu yok edişlere karşı da eskisi gibi duyarsız da değil. Yani oldukça duyarlı ve tepkilerini de gösteriyorlar. Belli işte özellikle yerelden birliktelik artık son günlerde iyice oluşmaya başladı. Ki bunun en temel sebebi de aslında bu doğa korumada yerelden korumak kaynakları. Yani eğer yerelden siz bir koruma çalışmalarına başlamazsanız zaten veya bir işte ses çıkarma durumuna gelmezsiniz. O iş çok da aslında uzun süreli olmuyor. O yüzden yerelden öncelikli sahiplenmek gerekiyor. Bu Akçay'da da böyleydi. Yani yereldeki işte dernekler ilk başta büyük sahipleniş ve halen daha devam eden bu süreçle birlikte büyük başarılar alıyor, almaya da devam edecektir. Bu bilirkişi raporuyla birlikte de. Ve görüyoruz ki aslında haklıyız yani. Mahkeme de haklı buluyor. Bilirkişiler de işin gerçek kısmını değerlendirdiğinde bizleri haklı buluyor. Burada iş birazcık kamu kurumlarına düşüyor artık. Yani özellikle bu yok edişin önüne geçmek gerekiyor. Burada da en büyük şey karar vericilere düşüyor. Ve halkı artık hani mağdur etmemek gerekiyor. Ve bir kere yani burada birazcık daha insan odağı dışına çıkacak olursak, yani bu canlıları orada özne niyetine koyup artık onların yaşam haklarını biz şey yapmamamız, yani almamamız gerekiyor. Ellerinden almamamız gerekiyor. Bu hakkı da kendimizde görmememiz gerekiyor. Burada da hani zaten değişen bir dünyadan bahsediyoruz hep. Bu da artık yavaş yavaş değişiyor. Yani doğayı nesne konumundan alıp özne konumuna koymak. Bunlar üzerine de konuşuyoruz. İşte düşünüyoruz, kafa yoruyoruz, yeni yöntemler vesaire. Burada da en temel şey de aslında insan odağından birazcık daha çıkıp oradaki doğanın özne konumuna konulup artık onların o gözden, yani o özne konumundan korunması gerekiyor. Bunun da yapacak olan kurum şeyler, karar vericiler. Tabii yereldeki birliktelik burada büyük önem taşıyor. Liderin de bahsetti, yani gördüğünüzde mutlaka bildirin kamu kurumlarına. Kesinlikle duyarsız kalmayacaklardır. Gerektiği yerlerde zaten davalar açılıyor. Ki davaların büyük çoğunluğunu da kazanıyoruz. Yani arda arda haberler de alıyoruz. Sadece Akçay'da değil, işte Beypazarı'da, Doğanyurt'ta, farklı bölgelerde. Yani bunların şeyleri devam edecektir, yani haberleri. Yeter ki dirayetli olmak gerekiyor. Zor bir süreç. Ama hani burada önemli olan sabırlı ve teknik bilgilerle birlikte, yani işin tekniğiyle birlikte, güzel adımlarla birlikte, herhangi bir çatışma vesaire içinde olmadan sağlıklı bir şekilde mücadele etmek aslında. Ve burada da bir süre sonra da
başarıyı kesinlikle geleceğini düşünüyorum ben. O yüzden hani hem yerelden hem de karar vericileri hani bir kez daha belki buradan seslenelim. Yani hani bu özellikle sulak alanlar ve diğer doğal alanlarımız üzerindeki baskıyı da azaltıcı önlemler ve çalışmalarımızı bu yönde geliştirmemiz gerektiğini iletelim. Şafak'ın da söylediği gibi aslında Özden'in doğa olduğu, her zaman onun etrafında birleştiği bizi unutmadan ilerlemek, yaşamak ve aynı zamanda bu sulak alanları korumaya gerek kalmayan bir dünyaya niyet ediyoruz, yaşamaya niyet ediyoruz. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Böyle bir zamanı ayırdığınız için, kıymetli bilgilerinizi paylaştığınız için. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. O zaman başka bir doğa sohbetinde buluşmak üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.